Sayın Bakanım, çok saygıdeğer Şazer Hanım, çok kıymetli il müdürleri. Biz eğitimin içeriğini, eğitimin iş ve işlemlerini ekonomiden ayrı görmüyoruz. Demokrasiden ayrı görmüyoruz. Dolayısıyla eğitimi, ekonomiyi ve demokrasiyi birlikte iç içe geçmiş, yek vücut bir nesne olarak değerlendiriyoruz. Bundan dolayı da meseleyi çok daha geniş bir perspektifte, çok daha küresel bir perspektifte ele almak zaruretimiz var. Eğer 2023 eğitim vizyonu sadece bir dokümansa, sadece bir belge ise, o zaman zaten yapacak bir şey yok. Ama bu belge eksiğiyle, fazlasıyla hepimize bir hiza taşı olsun, hepimize bir ortak anlayış belgesi olsun, hepimizin aynı doğrultuda, aynı hedef üzerinde yoğunlaşmasına vesile olsun diye yazıldı. Yoksa bir belge olmaksızın da herkes kendi iş ve davranışlarını en iyi şekilde yapmaya gayret ediyor. Ama bu birlikte yapılabilecek, ortak bir zihin alanı oluşturarak sanki tek bir beynin hareketiymiş gibi gerçekleştirilerek yapılacak bir iş. Eğer hepimiz bir tarafa çekersek, eğer hepimiz belirli konularda belirli bir ortak paydayı gözetmezsek, o zaman idealimize ve ulaşmak istediğimiz makul çerçeveye gitmekte zorlanırız. Eğer sizler herhangi bir konuda, diyelim ki bu salondan bir masayı dışarı çıkarmak gibi bir hedefe sahipseniz, bu hedefin ne olduğunun iyi tanımlanmış olması lazım. Aksi halde bir grup masayı yerinde tutmaya çalışır, bir grup içeri çekmeye çalışır, bir grup dışarı çekmeye çalışır. Bizim bunu muhakkak surette ortak bir gayeye ve bu gaye doğrultusunda da süreçleri ve fonksiyonları icra etmeye ihtiyacımız var. Yani ortak payda hepimizde müşterek olan kısım, onun üstüne şehirlerin kendilerine özgü, Milli Eğitim Müdürlerimizin kendilerine özgü geliştirecekleri renkler, farklılıklar. Ama daha yukarısını konuşuyorsak, uluslararası standartlara ve akreditasyon yapılarına uygun çok daha iddialı işler yapmak. Bu üç katman, yani ortak payda şehrin diğer şehirlere göre daha farklı güzel işlere imza atması ve uluslararası başarılar. Bu üç katmanda nereye vardığımız, ne yapacağımız Türkiye için çok önemli. Çünkü bizim hedefimiz bir şehri memnun etmek değil, bir şehirdeki ebeveynlerin eğitimden mutlu olmalarını sağlamak değil. Bizim hedefimiz Türkiye içinde belli bir noktaya gelmek değil. Biz dünya ile şu anda rekabet ediyoruz, yarışıyoruz ve biz küresel olarak neredeyiz? Bunun hesabını vermek zorundayız. Bunun hesabını verirken her şehir öncelikle kendi içindeki imkan farklılıklarını azaltmaya yönelik gayretlerinin yanı sıra bu arada bu farklılıkların nitelik boyutunda da azaltılmasına gayret etmeli. Diğer türlü sadece nicel hedeflere yönelmiş olan bir şehrin nitelik üzerinde bir inşa gerçekleştirmesi elbette çok mümkün olmayacaktır.